Replika. Şimdi bunun Türkiye'de replikasını yapanlar var Ankara'da. Yani satıyor şey olarak. Sanatçının birisi. Burada Restetüş Müzesi Berlin Aktar Erkanal diye bir adam aracılığı öğrenilmiş. Förde Restetüş Müzesi buraya girmiş. Gibilerinden buna dair bir eksik bilgimiz vardı yani. Bunu anlayamamıştık. Bunu sağ olsunlar netleştirdi. Orijinal görüntü bu bakın. Ne görüntü var. Böyle. Şu diğerinin çizime dökülmüş hali. İşte bizim anlayamadığımız şey, yani burada, çünkü fotoğraflar da bazen müzelerde yer alıyor. Kendisi mi orada? Yoksa şey olarak da atar mısın lan bunu? Dağ tanrısı diyor. Griffin diyor, şey var. Kartal başlı yaratıklar diyor. Onları söyleyeyim bir saniye. Hitit tören baltası Çarkışla yakınlarındaki Döllük köyünde orada bir höyükte bulunuyor. Ondan sonra bu yurt dışına götürülüyor. Ancak götürüldükten sonra, tabi bu eski zamanlarda götürüldükten sonra öğreniliyor bu. Yani hiçbir zaman Türkiye'de bunun varlığına dair bir sergileme veya başka bir şey yapılmamış. Bu ancak yabancı üniversitelerde, özellikle İngiltere'de, Amerika'da buna dair kayıtlar var. Biz bu kayıtlara ulaşmıştık. Daha önceki senelerde yerel basınımız tarafından sağ olsunlar yapılan bir haberle bu tekrar gündeme geldi. Nerede olabileceğine dair fikirler yürütüyorduk. Ankara'da bulunan, şu anda Ankara'da yaşayan Şarkışla'nın Kümbet Köyü'nden araştırmacı yazar Mahsuni Gül var. Mahsuni Gül Bey bu haberi görüyor ve peşine düşüyor. Almanya'daki arkadaşlarından rica ediyor, içlerinden özellikle bir tanesi. Olayın peşine düşüyor. Berlin'de Förder Asiatisch Museum, Berlin Ön Asya Müzesi. Ön Asya Müzesi'ne gidiyor fakat müze tadilata girmiş. Tadilat nedeniyle kendisine bu eserin gösterilemeyeceğini, büyük bir tadilat, yani müze tamamen kapatılmış, yeniden dizayn yapılıyor, eserlerin yerleri değiştiriliyor. Gösteremeyeceklerini söylemişler fakat araştırıp kendisine bilgi vereceklerini iletmişler. Ve 1960'lı 70'lileri yıllara dair bir envanter kaydı, el yazısıyla yazılmış, 1000 sayfa kadar. Bu bana da iletildi, elimde var. Burada bulduk, envanter kaydının numarasına kadar bulduk. Ve bunun üzerine ben envanter kaydını bulduktan sonra başka bir şey dikkatimi çekti. Bu Hitit tören baltası, Almanca el yazısıyla yazılmış. Almanca bilgim de var zaten, okudum. Peşinde 4 veya 5 sayfa kadar, her bir sayfada 10'ar 15'er tane kayıt bulunsa, yani 4-5 sayfa kadar Şarkışla'dan gitmiş eserlere dair envanter kaydı var. Yani şu anda Almanya'da, Berlin'de, Förder Asiatisch Museum'da Şarkışla'dan gitmiş eserler bulunuyor. El yazısıyla Sarkisla diye yazılmış. Tadilat nedeniyle gösteremeyiz. Müze açıldıktan sonra da gelip görülebilir demişler. Yani burada gizli saklı bir bilgi yok. Envanter kayıtlarında nereden geldiğine kadar yazıyor. Bu kazı yürüten Alman arkeolog Kurt Bittel'in adı geçiyor orada, görünüyor zaten. Kendisinin bulduğu bilinen bir gerçek. Kurt Bittel dürüst bir insan olarak bulduğu eserleri Türk devletine teslim eden bir kişi olarak biliniyor. O dönem kazılar yaptığı dönem. Yani şahsi fikrimi söylüyorum burada. Bu tartışılabilir, doğru bulunmayabilir. Kurt Bittel'le ilgili benim görüşlerimde biraz bir değişiklik oldu. Fikirlerim değişti. Sanki bazı eserleri devlete teslim ederek üzerinde kuşku uyandırmamak adına bunu yapmış. Fakat bazılarını ya kendi götürmüş ya da bir başkasına vererek götürtmüş. Bunu bilemiyorum tabii yani. Bazı eserlerin yurt dışına çıkarılmasına kendisi bizzat neden olmuş gibi gözüküyor. Yani Kurt Bittel dürüst adamdır efsanesinde belki bir değişiklik meydana gelecek. Yapılması gereken şey şu, Kültür Bakanlığı'na bir dilekçeyle eserlerin orada bulunduğunu, izinin bulunduğunu, bu PDF formatındaki envanter kaydını Kültür Bakanlığı'na yazıp iletecek. Ondan sonra devletimiz ne yapar, nasıl bir girişimde bulunur, sonuç elde edilir mi, onu tabii ki biz bilmiyoruz. Burada dağ tanrısı var ve kanatlı aslandan bahsediyor Cambridge Üniversitesi'nin kayıtlarında. O burada görünüyor, Griffin diyor. Yani komplike bir hayvan figürü. Mesela kartal başlı aslan, işte ne bileyim aslan başlı kuş gibi yani. Kafası veya vücudu değişik olan hayvanlardan bahsediyor. Varlığının ne kadar olduğunu söylüyor falan. İşte boyutları, bunlar tamamen var. Ama buradaki aslanın sırtına oturmuş dağ tanrısı,
Yani bugüne kadarki eserler içerisinde nadiren rastlanan, daha belki daha